3 banka, 2 telekomünikasyon, 5 teknoloji markasının müşteri hizmetleri tamamdır. Abi, daha çok marka var. Yaz abi. Bu marka için önce 8'i, ardından 3'ü, sonra da 0'ı tuşluyorsun. Sesli bir şekilde müşteri hizmetleri diyorsun. 0, müşteri hizmetleri. Yazdım Yiğido, yazdım. Kahvemizin medar iftarı. Altyapımız hazır sayılır Şükrü. Artık para kazanma zamanı. Kazanalım abi. Para kazanmak bizim işimiz. Türkiye'nin en büyük danışmanlık şirketi biz olacağız Şükrü. Halkın mağduriyetini ortadan kaldıracağız. Oh. Her yere afişlendirelim arkadaşlar. Müşteri hizmetlerine ulaşmanın yolu Çaycı Hüseyin'den geçecek. Slogan gibi slogan. Bu sefer çok iyi düşünmüşsün Hüseyin. Ben ne zaman kötü düşündüm ki Yakup? Çaycı Hüseyin danışmanlık. Müşteri hizmetleri ayağına gelsin. Abi nasıl olmuş? Güzel Şükrü, güzel. Ama sen burnumla mı oynadın beni? Evet abi, birazcık oynadık. Danışman arkadaşla hafif dokunduk. Fındık burun oldu. Neyse iyidir. Minik gel aslanım. Buyur abi. Bu afişleri her yere asıyorsun. Abi izinsiz afiş asmak suç değil mi? Ne demek suç? Bana bak, bu muhitte herkes beni tanır. Üstüne para vermeleri lazım. Hadi al bunları git. Tamam abi, sen bilirsin. Yaz Şükrü abi, yaz. Doğalgaz müşteri attığı için önce 2, ardından 4, sonra da 7. Gel bakalım sen böyle. Müşteri abi. Gido. Hey. Aslan. Yazdın değil mi abi? Yazdım yazdım Yiğido. 2-4-7. Nasıl görünüyorum Şükrü? Çok güzel abi. Tam bir danışman. Eyvallah. Çaycı Hüseyin danışmanlık mı? Gel kardeşim gel. Biz de seni bekliyoruz. Şükrü, çay ver abime. Yakup, çay ver abime. Evet, neydi sizin sorununuz? Şimdi Hüseyin Bey, ben eşime bir süs eşyası aldım ama arızalı çıktı. Yarın da hediye etmem lazım ama aldığım bu markanın müşteri hizmetlerine bir türlü bağlanamıyorum. 2 gündür arıyorum, arıyorum yok. Ne yaptıysam bir türlü müşteri hizmetlerine bağlanamadım abi. Faturanız yanınızda mı? Buyur abi. Evet, yeni bir marka. Direkt müşteri hizmetlerine bağlanabilir miyim? İstersen seni şirket sahibiyle görüştürürüm. Sakın bir daha böyle şeyleri duymayayım. Müşteri hizmetlerine bağlamak bizim işimiz. Önce bir araştırma yapmamız lazım. Şükrü Bey. Buyurun Hüseyin Bey. Bunu Yiğido Bey'e götürelim. Derhal. Bir baksın bakalım, incelesin. Arkadaşının sorununu çözelim. Buyurun Yiğido Bey. Hüseyin Bey. Yiğido Bey, teşekkürler. Kardeşim, müşteri hizmetlerine bağlanmanın yolu bu numarada. Vallahi size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Ödeme yaparak tabii ki. Anlamadım. Ödeme yaparak. Ne kadar borcum? Ayağınız alışsın. 50 TL yeterli. 50 TL mi? Az mı geldi? Vallahi bana biraz fazla gibi geldi de. Tamam, verin o zaman. Tamam, 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 vazgeçtim. Buyurun. Buyurun beyefendi. İyi günler. Bu para bizim ilk kazancımız Şükrü. Bereket parası abi. Bereketli oldu vallahi. Toplumun kanayan yarasına pansuman olduk. Zeliko Obradoviç gibi adamsın abi. Kendime onu örnek alıyorum zaten Şükrü. Oh. Merhaba. Merhaba. Merhabalar.
Ya ben şu markanın müşteri temsilcisine bir türlü bağlanamıyorum da. Buyurun Hüseyin Bey. Evet. Buyurun buyurun. Teşekkür ederim. Bu markada bir sorun var. Ama ilacı bizde bunun. Ya evet. Zaten bir arkadaşım önermişti burayı. Müşteri memnuniyeti bizim için çok önemlidir hanımefendi. Şimdi efendim bunu alın. Kısaca ben size anlatayım. Aradıktan sonra 4'e basıyorsunuz. Ardından 7'ye basıyorsunuz. Sonra 3, sonra 0. Müşteri hizmetleri karşınızda. Ay çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederiz. Şundan 3 tane daha alabilir miyiz? 3 tane daha. Tamam. Hüseyin abi, size kötü haberlerim var. Çıkar ağzındaki baklayı. Yiğit o. Taze gol yemiş mustara gibi durma hele. Bütün emeklerimiz çöpe gitti abi. Neden? Bizim insanlarla paylaştığımız bilgilerin hepsini internet alemine yaymışlar abi. O yüzden gelen giden yok. Ne? İnternet alemi mi? Hemen dava açalım Şükrü. Hiçbir şey yapamayız Hüseyin abi. Bütün tüketici forumlarında var bizim bilgilerimiz. İnsanlar istediği yerden girip araştırabiliyorlar. Emeğe saygı kalmamış abi memlekette. Danışmanın da korsanı türemiş Şükrü. Korsan danışmanlar. Abi, tırnaklarımızla kazdığımız şirketimiz bir günde battı. Hep bu internet yüzünden Şükrü. Hüseyin, başarısızlık konusundaki istikrarınız devam ediyor. Tebrikler. Luka luka yapma, çay yap. Abi, hemen gidin buradan abi. Neden? Zabıtalar geliyor abi. Kaçak afiş cezası yazacaklarmış size. Biz sana demedik mi her yere asma diye? Ha, Nik demedik mi? Şükrü, gidelim. Gidelim abi. Sen mi uğraş? Gel Yiğido gel, sen de gel. Eço. Bugün gün senin günün oğlum. Neden Hüseyin? Kadriye Ağlara'nın diş buğdayı varmış. Buğdaydan yiyenin dişleri kuvvetleniyormuş oğlum. Necola diş yok ki abi kuvvetlensin. Alay etmeyin Necola ya Allah aşkına. Bana bak, koruma kollama yapma gelmeyeyim oraya tayyar. Arkadaşlar şaka bir yana bugün canım kızım Alara'nın diş buğdayı partisini yapacağız. Hepiniz davetlisiniz. Sağ ol Şükrü abi. Yalnız diş buğdayının içine ceviz kabuğu atmışlar. Ceviz kabuğu kime çıkarsa Alara'ma hediye almak zorundaymış. Feda olsun yeğenimiz abi. Bakalım bu şanslı kişi kim olacak? O zaman Alara'nın şerefine kuralım dörtlüğü. Ne dersiniz? Bilir misiniz çocuklar? Diş buğdayını ben buldum. Babacığım, hiç başlama anlatmaya. Vakit geldi. Hatice'm bizi bekliyor. Dörtlüğü iptal oldu Kamiller. İstikamet diş buğdayı. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Hadi sandalyeyi güzel şuna. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutar.